İngiltere Devleti'nin oyunu şu. Diyor ki, bak, Derin Devlet'in merkez olarak bilinen bir yer değil mi? İngiliz Derin Devleti'nden bahsediyorsunuz Derin Devlet'ten bahsediyorsunuz. Biz kendi ülkemizi paramparça yapıyoruz. Paramparça olmak eğer zararlı bir şey olsa, biz kendi ülkemizi paramparça yapmayız. Yani siz niye çekiniyorsunuz ülkenizi paramparça yapmaktan? Siz de bir parçalayın. Bak biz parçaladık, siz de parçalayın. Hem Fransa'ya, hem Türkiye'ye ama özellikle Türkiye'ye işaret veriyorlar. Bütün Avrupa ve Türkiye'de parçalandıktan sonra ya biz eski Güneş Batmayan İmparatorluğun adamlarıyız. Her yerde casusumuz var, adamımız var. Gelin sizi biz idare edelim. Yeniden. Çünkü bunların yani büyük bir ülkeye ihtiyacı yok. Yani derin devletin büyük bir ülkeye ihtiyacı olmaz. Çünkü bütün ülkelerdeki münafıkları kullanıyor. Üçkağıtçıları kullanıyor. Bölünmüş bir İngiltere ile de seni çok müthiş idare edeceğini düşünüyor. Yine ezim ezim edeceğini düşünüyor. Çünkü küçük bir noktada onlar. Londra'da. Zaten Londra'da diyor ayıralım diyorlar. Değil mi? Avrupa Birliği'nden beraber olsun diyor. Geniş bir toprağa ihtiyacı yok derin devletin. Sadece bol adama ihtiyacı var. Adamı da var. Yani Fransa'daki adamı da onun için yeterli. Türkiye'deki adamı da yeterli. Hindistan'daki adamı da yeterli. Ama bölersem daha rahat idare ederim diyor. Ama bölmede örnek olayım ben diyor. Bir bölmeyi gösterteyim. Bak bölme böyle olur. Siz de kendinizi bölün. Hiçbir şey yok bunda. Buna getiriyor. Bunun Amerika'da yakında bölerler. Paramparça yaparlar. Ondan sonra onu ona düşürtüp, onu ona düşürtüp vahşet, kan, homoseksüellik, Darwinizm, Rumilik, karma karışık bir sistem düşünüyorlar. Biz de bunlara karşı İttihat-ı İslam'la cevap vereceğiz. Yani Türk İslam Birliği'yle. Bütün İslam alemini birleştireceğiz. Çünkü derin devletler parçalamacıdır. İslam bütünleştiricidir. Şeytan parçalama ister. Allah bütünleşme ister. Tek olun der Allah. Biz tek hale getireceğiz. Bütün dünyayı kardeş hale getireceğiz. Sırf İslam alemi değil. Bütün dünyayı tek hale getireceğiz. Hepsi kardeş olacak. Hepsi mutlu, refah içinde yaşayacak. Bütün sınırları kaldıracağız. Yani pasaport ve vizeyi kaldıracağız. Bütün dünyada. Savaşlar bitecek, kan bitecek, terör anarşi bitecek, fakir fukaranın sömürülmesi bitecek.